canlamalıyız. İkincisi macunumuz. Üçüncüsü şekerli yiyecekler yemeyeceğiz. Şekerli, çikolatalı yiyecekler yemeyeceğiz. O düşmanı. Ve çitos mu? Çitos da yemeyeceğiz. O da dişlerimize yapışıp kalıyor. Ya da fırçalayacaksın yedikten sonra. Diş hekimine gidip dişimizi muayene ettirmemiz gerekiyor. Ve bol bol süt içmemiz gerekiyor. Değiştirelim. Ben zaten yapıyorum. Aferin. Peki fırçalamayı nasıl yapıyoruz? Diş fırçası. Söyle. Diş fırçası ve macunu ile yapıyoruz. Ben şimdi size göstereceğim nasıl yaptığımızı. Ben biliyorum. Ben de biliyorum. Şöyle. Hayır. Şimdi dişlerimizi diş etinden dişe doğru hafif yuvarlatarak fırçalıyoruz. Böyle sert sert, böyle yan yan fırçalama yapmıyoruz çocuklar. Böyle yaptığımız zaman diş etlerimiz kanar. Yumuşak fırçayla şöyle hafifçe yuvarlatarak fırçalıyoruz. Önemli olan fırçanın dişin her tarafına değmesi. Üstünü, içini, dışını, her tarafını fırçalayın. Hiçbir tanesini atlamayın dişlerin. Eğer bir tanesinde yiyecek artığı kalırsa o mikroplar o dişi yemeye başlıyor. Dişlerimizi fırçalayacağız dedik. Sağlıklı besleneceğiz dedik. Çikolata, şeker yemeyeceğiz dedik. Sonra diş doktoruna gidip dişlerimizi göstermemiz lazım. Çürüğümüz var mı? Varsa